Hayır. Baliye. Baliye oldu yetmişine. Bu işi herkes bırakacak tabii. Zaten mazot oldu. Yani okula giderken zor oluyordu. Sabah 6'da kalkıyoruz babamla beraber. İçeride hayvanlar var, kurbanlıklar, adaklıklar. Onlara beraber bakıyoruz. Sonra sabah okula gidiyorum ben. Orada akşama kadar ders işledikten sonra geri gelip tekrardan hayvanları otlatıyoruz babamla beraber. Yani geçiyor günümüz yani. Ailem olmadığı zaman elimden geldiğince ben yardımcı oluyorum. Hayvanları otlatıyorum, içeridekilere yemlerini veriyorum. Tabii bu arada derslerden geri kalmamak için kitaplarımı alıyorum yanıma. Burada hayvanlar dinlendiği zaman ben de derslerime çalışıyorum. Hava sıcak, yaz geldi. Bu ara bayağı zor oluyor. Çantayı taşıması, hayvanlara bakması. Ama mecburuz yani, yapacak bir şey yok. İşimiz bu. Vallahi okuldaki hocalarımla beraber, hani onlar da biliyor hayvanlarla uğraştığımı. Hem ders çalışıp hem hayvanlarla uğraştığımı takdir ediyorlar yani. Haftanın hemen hemen her günü koyunların yanındayım. Yani sonuçta bu bizim işimiz. Hayvanları beklemekten gocunmuyorum. Bunlar doğuruyor, ediyor. Biz bunları bebeklikten beri bakıyoruz, büyütüyoruz, besliyoruz. Dinliyorlar. Yani çağırınca geliyorlar, kovunca gidiyorlar. Yem saati gelince ben onları çağırıyorum. Yani alkış falan yapıyorum. Sesi alıştılar artık. Hiç yormuyorlar yani. Çağırınca geliyorlar. Çobanlık zor. Hava yağışlı oluyor, hayvanlar içeride duruyor. Veya kar yağıyor, yine içeride duruyor. Sıcak olduğu zaman arada gece çıkartıyoruz. Gece bekliyoruz bunlara. Tabii dağda da kurtlar falan oluyor. Bunlar anaç koyun. Kurbanlıklar içeride duruyor beside. Onları çıkartmıyoruz dışarı. Eti biraz sert oluyor dışarı çıkınca. Yani içeride durunca hani yiyip içip yattığı için yumuşak oluyor, daha güzel oluyor. Şu anda 250-300 arası hayvan var. Birazı kurban oluyor, birazı olmuyor. Onlar yine duracak içeride. Adaklık falan oluyor arada. Hayvanlar kesim oluyor buraya. Müşteriler falan geliyor. Onlarla ilgileniyoruz. Elimizden geldiğince üniversite okumaya çalışacağız. Eğer üniversiteyi kazanamazsak, hani nasip olmazsa, biz yine bu işi devam ettireceğiz. Dededen, babaya, babadan bize geçireceğiz. Öyle devam edeceğiz. Hedeflerim, Allah nasip ederse üniversitede veterinerliği seçip yine bu kendi işimizi yapıp hayvanlarımızı daha iyi bir şekilde beslenmelerini sağlamak. Hastalığı olduğunda onları geçirtmek. Boş boş oturan gençler yani ellerinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Yani üniversite okuyan okusun, yani okumayan da eğer varsa bildiği iş onları yapmaya çalışsın. Yani boş oturmakla bu iş olmuyor. Yani imkan yok demeyin. Çalışınca oluyor. Gördüğünüz gibi ben de burada koyunların başında dağda tepede ders çalışıyorum. Zaten şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum Allah nasip ederse. Yani çalışın derim. Gel.